Herkese merhabalar sevgili dostlar. 19 Nisan Cuma Bursa Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. İstanbul'da da yine 2 adet altılı bulunmakta. Bu altılılarda arkadaşlar toplam 9 koşu bulunuyor. İlk altılı için 2 tane tekimiz var. Üst üste tek geçtik. O yüzden çifte de oynadığımızı belirtmek istiyorum İstanbul için. İkinci altılı ise 1 tane tekimiz bulunmakta. Güzel bir oyun olduğunu belirtmek istiyorum. Bütçelerinize uygun bir şekilde ayarladık İstanbul. Bursa'da da yine o şekilde vereceğiz. Şimdi tahminleri sizlere. Kanalımıza henüz abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katıl üyesi olarak destek vermeyi unutmayalım. Bunları ihmal etmeyelim. Katıl üyeliği videonun alt kısmında ismimin yazılı olduğu yerin hemen yanında bulunmakta arkadaşlar. Oğulcan Karaca yazan yerin hemen yanında katıl butonundan bize destekte bulunabilirsiniz. Veya teşekkürler butonundan bir defaya mahsus destekte bulunabilirsiniz. Evet. Bursa'da On koşu var dediğimiz gibi, biri kum pisti olacak, diğerleri çim pisti olacak. Tabii ki hava durumu vesaire, çim pistin durumu vesaire bunlara bakılarak koşul koşulmama durumu değişebilir. Ama biz çim pisti olacakmış gibi vereceğiz çünkü havalar iyi gidiyor. Çimde olmasını bekliyorum yarışın. buçukta arkadaşlar şart 1-2 yaşlı İngilizler 800 metrede çim piste çıkacaklar. ilk yarışta 8 safkan izleyeceğiz. Bu koşu için favorimiz 4 numara Sun of the East. Kadir Tokaçoğlu idaresindeki safkan bu koşuda bizim favorimizdir. İkinci at olarak gördüğümüz safkansa arkadaşlar bu koşuda şöyle söyleyeyim sizlere. Muhammed Mirbilgin idaresindeki Victory Golop temsilcisi Crazy Gold 6 numara olmuştur. Ee, burada 4 ve 6 iki safkan yeterli olabilir. Yalnız bir tane de e, size böyle bir sürpriz ihtimali olan safkanı da e, önereceğim. Bu önereceğim safkan arkadaşlar Alican İnci idaresindeki burada 7 numara Favorite Red olacak. Tabi burada baktığımızda yani önerdiğimiz atlardan ikisi dişi biri erkek oldu. Hani birazcık tabi dişilerin e, şansı daha az gibi görülebilir ama e, yani her zaman da öyle olacak diye bir iş yok biliyorsunuz ki ne dişi atlar var, geliyorlar, geçiyorlar bütün erkekleri onun için burada hiç öyle düşünmeyin hani ilk yarışları zaten daha atların hiçbirisinin tam anlamıyla bilmiyoruz burada hiç belli olmaz 4-6-7 şeklinde bir oyuna biz gittik İkinci koşu saat 2'de şart 4 4 3 yukarı İngilizler düzeltiyorum arkadaşlar. Şart 4 3 yukarı İngilizler 2000 metre çim pist yarışı olacak arkadaşlar yine. Burada izleyeceğimiz 14 adet safkan bulunuyor. Bu koşu için açıkçası benim size bir sürpriz önerim de var. Onu da söyleyeceğim fakat bir önce favoriyle başlamak lazım herhalde. 7 numara Seri Boy 44 gün evvel 6.lık elde etti. Bir yarış gördü diyebiliriz. Burada şu an favori olarak çıkacaktır. Ardından 58 gün arasına rağmen Kadir Tokoçoğlu ile 2 numara Rotavatör net bir şekilde yazılmazsa olmaz diyeceğimiz türde bir isim. Bu koşuda e, dahil diyoruz oyunlarımıza. Tolga Yıldız dairesinde 4 numara Acar da bu koşuda değerlendirilmesi gereken bir isim. 8 gün evvel yarış gören Halil Kaplan'da 5 numara Can Yoldaşım. Yine arkadaşlar burada düşündüğümüz tuttuğumuz bir safkandır. Ve şimdi gelelim burada potansiyel bir sürpriz var arkadaşlar. O sürpriz gördüğümüz isim. 11 numara Moya Azra Cemal Paso ile birlikte 50 kiloda burada bir sürpriz yapabileceğini düşünüyoruz. Ee, yalnız tabii ki mesafe uzun olduğu için Yapabilir mi yapamaz mı bu sürprizi birazcık daha soru işareti. Ama eğer böyle gerçekten çok cazip bir isim arıyorsanız 11 numara Moya Azra bu koşu için olacaktır. E, aksi takdirde 12 numara Seaside Song'la da bir deneme yapabilirsiniz. 40 günlük bir arası var. Son yarış 4. olmuştu. O da burada etkili olabilecek bir Safkan Mahmut Turan'la birlikte. 11 ve 12 sürprizlerde değerlendirebiliriz. Üçüncü koşu iki buçukta şart 19 dört yaş şaraplar 1400 ve kum çıkıyorlar arkadaşlar. E, on 10 safkanın start alacağı bu koşuda bir numara atom enerjisi yüksek kiloya rağmen favori olmayı hak ediyor. Ardından tabii üç numara Behram Kale, iki numara Çakarman. E, burada yazılması gereken isimler. Ya bu ilk üç at kesinlikle yazılmalı arkadaşlar peki bu ilk üç atın haricinde bir at gelir mi diye bir düşünceniz varsa şayet. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yüksek ihtimalle gelmez. yani burada 1-2-3'ün dışına çıkacak gibi gözükmüyor bu koşu. ama illa başka bir at yazacağım diyorsanız. ya burada tabela yapmış isimler var hepsi. Hepsi ikincilikler elde etmişler, etmişler bir şekilde. Bir tabelaları var. Bu kalan safkanlardan tuttuğunuz bir at varsa yazın. yoksa çok da fazla buraya şey yapmayalım. 1-2-3 olarak 3 safkanla bırakalım. Zaten muhtemelen yüksek kilo rağmen atom enerjisi kazanır. Olmadı Behra kale olmadı. Çakarman zaten bu 3 attan birisi kazanacak diyorum bu koşu için. Dördüncü koşu saat 3'te şart 1-2 yaşlı İngilizler 800 3 Çin pisti yarışı arkadaşlar. 8 safkanın startılacağı bir mücadele. E, bu koşuda sizlere toplamda 3 atlı bir oyun önereceğiz arkadaşlar. Hangi atları tavsiye edeceğimize şimdi geçiyorum. E, bu koşudaki favorimiz Golden Apple 5 numaradır arkadaşlar. E, baktığımızda baba tarafı Fransa olan anne tarafında hem Almanya hem Fransa hattını bulunduran bir safkan. Çin pist, sentetik pist net bir şekilde gitmesini bekliyoruz. Gökhan Gökçe idaresindeki safkan bu koşuda favorimiz 5 numara Golden Apple'dır. İkinci at olarak değerlendirdiğimiz isim bu yarış için arkadaşlar sizlere baktığımızda her ne kadar bu koşuda yani bir Amerika orijinatta olmasına rağmen Bern Prensi 2 numaralı safkan Bern Prensi Mahmut Turan'la birlikte değerlendireceğimiz isim olacak. Bu koşta fırsat bulmasını bekliyoruz bu safkanın. Üçüncü at tavsiyesinde ise arkadaşlar sizlere önereceğimiz isim birazcık bence sürpriz bir safkan olabilir. Gelirse bir numara Aslan Intu burada Aprensi Bekir kavalla birlikte start alacak olan safkan. Authorized İrlanda atı ve anne tarafından Kaneko orijinine sahip bir safkan bir numara Aslan Aslan Intu'da bu koşuda bir sürpriz yapabileceğini düşündüğüm bir isim olduğu için tavsiyelerime yer verdim. 5-2-1 şeklinde bir sıralamaya gittik. Bu koşuda 5 numara yalnız burada gerçekten favori olduğunu düşünüyorum. Beşinci koşu saat 3.30'da 14 Handicap 3 yaşlı İngilizler 1300 için pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz şöyle gösterelim. 15 adet e, safkan bulunuyor. Bu koşu için 1 e, numara e, Dash of Fight e, Kurtarikürüs safkanı gizli ekür konumunda olduğu bir safkan. 2 numara Fast and de var. Ona da değineceğiz birazdan tabii ki geri gelince. E, yalnız bu koşuda bakalım şöyle başka bir gizli bir ekür durumu var mı? Yok olarak gözüküyor bu safkanlar açısından. E, şimdi şöyle 1 numara... Dash of White kesinlikle yazılmalı. 23 gün evvel yarış gördü olarak görüyoruz biz bu koşuda. Ercan Şankaya ile birlikte burada galibiyete çok yakın gözüküyor. E, ee, tabi ardından kendisini yine sentetikte göstermiş. Bir diğer isim 3 numara King Mirbey Mertcan ile birlikte yazılmayı hak eden bir isimdir. Ee, ondan sonra arkadaşlar burada kurt ekürüsünden Cem Altun'la birlikte 5 numara high volume yazılması gerekiyor. 6 gün evvel koşup kazanan Kadir Tokoçoğlu ile 7 numara King Uğur var. Bu hatı da yazmak lazım. Ee, bunları yazdıktan sonra eğer istiyorsanız çok istiyorsanız yani 2 numara Fast and da yazabilirsiniz. 187 gün arasında rağmen Mahmut Bay dersiniz izleyeceğimiz safkan. Geniş kuponda 2 numara düşünülebilir son hane için. Gelelim 6. koşu saat 4'te koşulacak kısa vade 6 düzeyinde 4 yaşlı Arap atlarını 1700 metrede Çin pisti izleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi burası 17 atın start alacağı bir koşu. Çok fazla ihtimale açık olduğunu önceden belirtmek istiyorum fakat biz burayı tek geçeceğiz. Bunu baştan söyleyeyim ona göre siz burada hani kararınızı tam olarak verirsiniz. Şimdi burada gizli ekür durumları var. 15 numara silahlı kız, 5 numara gür suyum ve 1 numara göktuğ tay kurtar ekürüsünün gizli ekür konumundaki safkanları olarak gözüküyor. Ee, onun dışında tabii bir sürü at bir arada start alıyor. Bunların hepsini bütün faktörleri bir arada düşünün arkadaşlar. Hani zor bir yarış olacak her türlü. Ancak biz burada kalitesine, performansına inandığımız bir isim var ki onu tek atacağız. O da 6 numara Kaşmir Tay. Bu koşuda e, Halil Kaplan da birlikte arkadaşlar bizim tekimiz oldu. E, bu at sentetik çim kum ayırt etmeyen Onur Kağan İzbatur hattına sahip bir safkan. E, son yarış kumda ikinci oldu. Bu yıl sadece 3 yarış koştuğu için ben yavaş yavaş temposunun arttığını ve daha iyi performanslar sergilediğini düşünüyorum. Burada da bir aylık bir arayla geliyor. Galibiyeti elde edecektir diye düşünüyorum. Nitekim 54 kilo gibi uygun düşük bir kiloda start alacak. Her diyebilirsiniz ki rakipleri de hemen hemen aynı. Evet aynı ama bizim için önemli olan bu atın kilosu sadece. Bu at uygun bir kiloda bu şekilde koştuğu takdirde zaten kazanmaya çok ciddi bir aday oluyor. 6 numara Kaşmir Tay bu koşuda tek. Gelelim 7. koşuya. Bursa Emniyet Müdürlüğü koşusu kısa vade 6 3 yaşlı İngilizler 1500 metre çim pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 12 safkan var. Şimdi burada kendisini kendisi sentetikte göstermiş, ispatlamış Muhammed Mir Bilgin'le Look at Star 2 numarayla başlayacağım arkadaşlar. Bu koşuda net bir favori konumunda gözüküyor bu safkan. Ee, tabi beraberinde Saadettin Boyraz'da 9 numara makul de yazılmalı. Her ne kadar son yarış 6. bir önce geçiş 5. olsa da bu grup içerisinde yine çok avantajlı olacaktır. Ee, anne tarafından İrlanda attığı olan ve son derece kendi kaliteli bir şekilde kumda ispatlamış isim. Aynı tarafı İrlanda hattı olması itibariyle e, çim sentetik gideceğine inandığımız Tail of the Dream 8 numaralı safkan Kadir Tokoçoğlu ile birlikte Kurt Ali Küresi tavsiye ediyoruz. Kum pistte 4 yarışta da 2 galibiyet elde etti. Bir üçüncülük bir ikincilik elde etti. 43 günlük güzel bir arası var bu yarış için. ideal konumda diyebiliriz bu safkan adına da. E, tabii bunların haricinde başka bir isim düşünüyorsanız muhtemelen bir numara Kandıra Bey'ini bir deneyebilirsiniz. Çim'de denenecek bir safkan olarak e, burada. Çim pistte Kandıra Bey bir numara. E, bence yazılabilecek bir isim olarak gözüküyor. Son hane açısından e, bu koşu için oyun önerimiz bu şekilde. 8. koşu saat 5'te şart 1 2 yaşlı İngilizler 800 çim pist yarışı arkadaşlar bu koşudaki tercihimiz şu şekilde de 1 numara Can Ayvalık Gökhan Gökçe idaresinde ardından 4 numara Storm Digor Tolga Yıldız'la birlikte ve bir tane daha at söyleyeceğim arkadaşlar. Sindis kendi yavrusu olan bir isim. 6 numara Efes. Mahmut Turan'la birlikte öneriyoruz arkadaşlar. 1-3-6 şeklinde 3 atlı bir önerimiz bulunmakta. 9. koşu Selami Kafçı'nın koşusu. Kısa vade 6-3 çıkar İngilizler. 1200 çim pist yarışı. Arkadaşlar 14 safkan var. Bu koşudaki önerimiz şu şekildedir. burada arkadaşlar 5 numara Vektor. 6 numara Zorro. Ondan sonrasında bu yarış için baktığımızda arasına rağmen 10 numara Point of Finally. 13 numara Melina Hanım. Ve bu atlar zaten yeterli olabilir ama geniş kupon isteyenler 4 numara Kara Mehmet ve 2 numara Hakna'yı da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu koşu için düşünebilecek safkanlar olarak gözüküyorlar. Gelelim son koşu. 10. koşu saat 6'da. Şart 4-4 Tükar 4, Araplar 1500 metre Çin pist yarışı. 1 numara Koca Kalp ve 9 numara Boz Hayat eküri start alıyor. Burada izleyeceğimiz 20 at arasında bu eküriyle başlayacağım. 1 numaralı safkanla ardından 2 numara Fırat Baba. Ekörü ise 6 numara Özüm Can birlikte start alıyor. Bu eküriyi de tavsiye ediyoruz. 1-2 yazdıktan sonra 3 numara Onat Kut. Ondan sonrasında arkadaşlar 4 numara Kayabert uzun arasına rağmen kısa mesafede fark yaratabilir. Ee, ve tabii 10 numara e, burada Köy Ağası Demir ve 11 numara Vizigot yine e, o daha fazla uzun bir arayla geliyor. Fark yaratabilir yine de bir ihtimal dahilinde. burada değerlendirme alabilirsiniz arkadaşlar. Tabi çok fazla start alan yarışlar olduğu için mecburen daha fazla at vermek durumunda kalıyoruz. İsteyenler daha küçük kuponlarda yapabilirler verdiğimiz sıralamalara göre. Arkadaşlar teki hatırlatalım. 6. koşuda 6 numara Kaşmir Tay tek dedik. Her iki altılıyı da kapsıyor. O yüzden başka bir teke gitmedik bu programda. İstanbul'da ilk altılıda 2 iki tek, ikinci altılıda bir tane tekimiz var. Onu da seyredebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak destek verelim diyorum. herkese de bol şanslar diliyorum.